Merhabalar sevgili Köy TV izleyicileri. Şu anda size Konya Karapınar'dan bir yonca tarlasından program yapıyorum. Gördüğünüz üzere ben bu doğal ortamı çok seviyorum. Arazi, yeşillik, güneş, çok güzel sonbahar günleri yaşıyoruz. Yoğun bir yaz sezonundan sonra. Mevsimin getirdiğinden dolayı, getirdiklerinden dolayı diyeyim. Bu gördüğünüz yonca kaba yemi bizim için bu da olmazsa olmaz. Biz bunu yıl boyunca kuru olarak veya silaj olarak hayvanlarımıza veriyoruz. Yoncanın bizde çok önemli bir yeri var. Çünkü memleket olarak arazilerimiz yonca için çok uygun. Ve yonca bizim için neden uygun? Çok ciddi kaliteli protein, selülozik protein içeriyor. Biliyorsunuz ki hep bahsediyorum, biz hayvanlarımızın işkembesine göre, yani rumenlerine göre hareket etmek ve yaşamak zorundayız. Bu hayvanın midesi bizden kaliteli selüloz ve bunların içerdiği kaliteli selülozik protein veyahut da enerji içeriyor. Çünkü sistemin gereği işkembe bu şekilde çalışıyor. Ben eğer hayvanımda o yeterli kaba yemi, yeterli kuru maddeyi, yeterli proteini ve enerjiyi belli bir denklem içinde hem konsantre yemden hem kaba yemden sağlamaz isem ben sağlıklı sürülere ulaşamıyorum. Bunu neden anlatıyorum? Buradaki gördüğünüz işlem de bizim özellikle bahar aylarında, sonbaharda ve ilkbahar aylarında mevsimsel şartlar gereği bu yoncayı kurutamıyoruz. Ha, bunu tartışmak isterim. Kuru yonca mı, yonca silajı mı? Her zaman silajın yanındayım. Neden? Çünkü besleyici değerleri en iyi şekilde muhafaza eden gıda silaj ürünleri, fermente ürünler bizim sistemimizde. O nedenden dolayı ben işletmelerimizde önerdiğim nokta nasıl mısırı silaj yapıyorsak, nasıl artık nemli mısırdan tane nemli mısır silajı yapıyorsak, yoncada da silajı öneriyorum. Çünkü şu gördüğünüz yoncada, arkadaşlar, amacım protein. Şu gördüğünüz yoncada şu anda %20-22 dolayında protein var. Ya mükemmel bir şey. Yani yem fabrikalarına gidip aldığımız yemde bile 18-19-20 proteinden bahsediyoruz. Onu bırakın, bu da bir selüloz içeren bir gıda. Yani hayvanın işkembe sistemi ona göre öyle çalışıyor ki, o mikroorganizmalar ona göre öyle çalışıyor ki, bunun içindeki proteinleri ne yapıyor? Ayrıştırarak hayvanın sindirim kanalından emilmesini sağlıyor. Yani bize faydası hangi noktada başlıyor? Bize faydası hayvanın geviş getirmesiyle alakalı. Yani yeterli tükürük salgısıyla alakalı. Yani mideyi tamponlayarak asidoz riskinden korunmasıyla alakalı. Nasıl yüksek nemli mısırda bahsettiysem sindirilebilirlik çok yüksek. Buradaki alacağı enerjiyi hayvan kullanabiliyorsa bu yoncadaki protein değerlerini de hayvan alıp sindiriyor. Yani bu bize süte ve ete dönüyor. Ha, buradaki olay ne? Aslında daha ekonomik beslenme. Neden onu söylüyorum? Şimdi ben bu silajı, yoncayı silaj olarak yaptığımda hayvanlarıma verirken %35-40 gibi bir nemli silaj yapıyorum. Dediğim gibi yonca silajı bizim için kaliteli protein kaynağını fermentatif bir şekilde olgunlaştırarak saklama esasına dayanıyor. Yani var olan besleyici bütün değerler bunun içinde. Tamam, güneşte kurutuyoruz ama çok ciddi besin değerleri kayboluyor. Saklaması kolay gibi geliyor ama ne bileyim, yaprak dökülmesinden tutun da bunu çiğde yapması veyahut da nemli yapması veyahut da hava şartlarıyla alakalı olarak çok ciddi problemler yaşıyoruz. O yüzden yonca silajını ben hani burada bu bölgede mecbur olarak dönemsel yapılıyor gibi geliyor ama aslında biz bunu sürekli uygulama haline getirmemiz lazım. Biraz önce dediğim gibi bir yemin, konsantre yemin içindeki %18'lik 20 proteinlere para ödeyerek alıyoruz ve hayvanımızı beslemeye çalışıyoruz. Bunun içindeki protein çok daha fazla sindirilebilir ve çok daha kaliteli bir protein yapısı var. Ha, bu demek değil ki hayvanlarımızda tamamen buna yönelik bir besleme. Bunlar bizim özellikle yaşam payı dediğimiz hayvancılıkta değerler için çok önemli.
Yani hayvanın sağlıklı bir geviş getirmesi, sindirim fizyolojisini sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemli ham maddeler, önemli kaba yemler. Bu bölgede özellikle baharlarda silaj yapılıyor, yaygın bir şekilde yapılıyor ve işletmeleri çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani kuru yonca da veriliyor, yaş yonca da dediğimiz silaj da veriliyor. Yani aslında 8-10 kiloya kadar silaj, yonca silajı hayvanlarımız tüketebilir. Bunun da herhangi bir sakınca yok. Rasyon hesaplarken ona göre kuru maddeyi de düşünerekten, gelecek protein kaynağını düşünerekten aslında biz burada protein satın alıyoruz. Tamam, nemli, sulu bir ham madde ama sizin aldığınız protein %20-22 dolayında ve besleyici elementleri de içeren kaybolmamış bir değer. Bunu o yüzden önemsiyorum. Eğer ben bunu paketleyip saklayabiliyorsam hayvanlarımdaki yonca ihtiyacını yarı yarıya bunlarla karşılayabilirim. Yani o zaman bana hem sürü sağlığıyla alakalı hem de bir ham maddeyi zamanında böyle zamanlarında alarak yine ekonomik katkısı olacağından dolayı çok önemsiyorum. Yani teknolojik aletler gördüğünüz gibi artık günümüzde ülkemizde her yerden bunu alabiliyoruz, üretebiliyoruz. Bunlar için bir sorunumuz yok. Gördüğünüz gibi bu teknolojik aletlerin en önemli faydası bize ham maddeyi kayıp olmadan kaliteli bir şekilde işletmemize, tedarik etmemize yardımcı oluyor. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Yani hepsi bir nimet değerinde. Bu kadar insan, bu kadar makine, bu kadar uğraş hep hayvanlarda verime yönelik ve sağlığa yönelik. Yani artık teknoloji bunu gerektiriyor. Yaptığımız hayvancılık sistemi bunu gerektiriyor. Tamamen verime yönelik çalıştığımız için biz bu konuda bunlara uymak zorundayız. Yani karlılığımızı arttırmak için bir işletmede kaba yemi nasıl tedarik edeceğim veya diğer konsantre yemleri nasıl tedarik edeceğim? Bakın, bir işletmeci olarak hep bunları anlatmaya çalışıyorum. Yonca dediğim gibi kaliteli bir yem, protein kaynağı çok yüksek bir yem. Fermentasyona uğradığı zaman, yoncayı düzgün fermentasyona uğradığı zaman uzun süre saklayabiliyorsunuz. Orada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yonca tabiatıyla protein içeriyor. Yani şeker veya nişasta içeren bir ürün değil. Dolayısıyla fermentasyonda problemler oluşabilir. Hatta bazı üreticilerimiz, köylerimiz yoncayı iyi silaj yapamadıklarıyla alakalı dert yanarlar. Haklı da olabilirler. İşte bu modern aletlerin oluşmasının sebebi de o. Örneğin bu makine diyelim ki çok fazla sayıda bıçağı var ve yonca daha kaba bir malzeme olduğu için bunu küçük parçalara bölmek zorundasın. Ve basınçlı bir şekilde sıkıştırdığın anda amaç oradaki havayı uzaklaştırmak. Fiziksel olarak ne kadar uzaklaştırabilirsen uzaklaştır, içinde bir miktar hava kalır. O hava bu yonca silajının bozulmasına sebep olabileceğinden dolayı biz yoncada inokulanta çok çok daha fazla önem veriyoruz. Yani ot silajında ve yonca silajında kullanacağınız inokulantın özelliği şunu söyleyeyim. Homeofermentatif veya heterofermentatif bakteriler içerebilir. Aynı zamanda enzim de içermesi gerekiyor. Bu enzimi neden söylüyorum? Serbest şekerler, özellikle selüloz kısmında bir miktarda şekerler vardır yoncanın içinde. Bunları açığa çıkartabilecek olay enzimdir. Dolayısıyla enzimin açığa çıkarttığı enerjiyi bakteriler, yani bu inokulanttaki bakteriler kullanarak ortamı yine asitleştirirler ve anaerobik bir ortamda üreyen bu bakteriler yonca silajını uzun süre saklayabileceğiniz ortam oluştururlar. O sebepten dolayı inokulantı ot silajında ve yonca silajında çok önemsiyorum. İçerdikleri özellikle besin değerlerini kaybetmemesi, bozulmaması, çürümemesi için gerçekten inokulant çok önemli. Yoncaya bunu yapım esnasında basit teknolojik aletlerle atarak homojen bir şekilde karışmasını sağlıyoruz. Yüksek bir basınç altında da biz bunu sıkıştırarak top haline getiriyoruz. Yani bunu artık sıklıkla çok yaygın bir şekilde sahada görebiliyoruz. Amacımız gördüğünüz gibi oradaki yonca sıkıştırılmış, belli bir basınçla parçalanmış, çok kaliteli bir şekilde bu yonca silajını şu anda paketliyoruz gördüğünüz üzere. Yani buradaki yüksek miktarda basınç
parçalamayla içerideki havayı boşaltmak, inokulantla da kalan mikroorganizmaları etkisiz hale getirerek, havasız bir ortam oluşturarak yoncanın güvenli bir şekilde yıl boyunca tüketilmesini sağlıyoruz. Evet sevgili Köy TV izleyicileri, gördüğünüz üzere bugünkü programımda hem yüksek nemli tane mısır silajı hem de yonca silajından kısaca bahsetmek istedim. Yani detaylandırmadan bu ham maddelerin bizim işletmeler için önemi, gerekliliği ve nasıl yaptığımızdan bahsetmek istedim. Bunları farklı metotlar da uygulayabilirsiniz. Önemli olan biz bu ham maddeleri zamanında tedarik edip işletmemize koymamız gerekiyor. Hem ekonomik açıdan faydalanmak hem de sürüdeki sağlığı stabil kılmak, sürdürülebilir şekilde verim almamız için kava yem kalitesi veya diğer ham maddelerin kalitesi bizim için çok önemlidir. Burada tamamen silajdan bahsettik, fermantatif ürünlerden bahsettik. Bunları korumak, bunları depolamakla ilgili kısaca bilgiler vermeye çalıştım. Çok fazla çeşitleri var. Dediğim gibi amacımız sağlıklı sürü ve bol, sürdürülebilir, kaliteli ürünler elde edebilmek için inekçilikte uygulamamız gereken yollardan bahsettim. Teşekkür ediyorum. Başka programlarda görüşmek üzere diliyorum.